Abdülkadir Selvi, Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması üzerine sert bir tartışma ortamına girdik. Bir yanda kutuplaşma, diğer tarafta eylemler nedeniyle asıl tartışmamız gerekeni tartışamıyoruz. Oysa yüzde birlik, yüzde ikilik dilimlerde Türkiye'nin en parlak öğrencilerini alan Boğaziçi Üniversitesi bir süredir ciddi bir gerileme içinde. Boğaz içine gönül veren öğretim üyelerinin üzerinde kafa yorması gereken bir tablo duruyor önümüzde. Boğaz içi eylemlerinin devam ettiği birilerinin Boğaz içi üzerinden yeni bir gezi çıkarmak için çaba gösterdiği bir zeminde benim çığlığımın duyulmayacağından eminim. Ama Boğaz İç üniversitesi gibi dünya standartlarında kaç üniversitemiz var? Sesimi kimse duymazsa duymasın ama karanlıkta bir mum yakmaya çalışacağım. Boğaz Boğaziçi Üniversitesi'nin LGBT ile DHKPC, TKPML gibi terör örgütlerinin içine sızdığı eylemlerle Kabe resmini hakaretle değil, bilimle aranması gerekiyor. Çünkü Oxford'da, Harvard'da, İale'de terör örgütleriyle aynı fotoğraf karesinin içine girmek istemezler. Peki Boğaziçi bunu hak ediyor mu? Boğaziçi Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri sıralamasında yerine iki uluslararası bir de ulusal veri ışığına bakacağız. The Verisi Times Higher Education sıralamasına bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi son 5 yıldır adeta paraşütle yere çıkılıyor. 2015 yılında 139. sıradayken 2021 yılındaki yeri 601-800 aralığında. Elbette ki bu 2015 yılından birkaç gün önceden başlayan bir gerileme süreci. 2015 yılında 139. sırada olan Boğaziçi, 2016'da iki katından fazla bir düşüş yaşamış. 2016 yılında 401-500 aralığına gerilemiş. 2017 ve 2018 yıllarında da aynı sıralamada yer alıyor. Bu durumun düzelmesini beklerken tam aksine Boğaziçi 2019 yılında 501-600 sıralamasına düşüyor. 2020 ve 2021 yılında da gerileme artarak devam ediyor. Türkiye'nin öğünç kaynağı olan Boğaziçi 601-800 sıralamasına geriliyor. Peki QS'de tablo nasıl? Bir diğer uluslararası kriter olan Kuakurelli Simons'taki sıralamada da bu gerileme çok net bir şekilde yer alıyor. 2015 yılında QS'te 399. sıradayken 2021'de geldiği yer 651-700 aralığı oluyor. 2015 yılında dünya sıralamasında 399'da yer alan Boğaziçi, 2016'da 441-450 aralığına geriliyor. Ve üzücü olan her yıl bu gerilemenin artarak devam etmesi. 2017'de 471-480 aralığındayken 2018 yılında 491-500 sıralamasında yer alıyor. 2019'da 571-580 aralığında kendine yer bulan Boğaziçi 2020 ve 2021 yıllarında ise 651-700 aralığına geriliyor. ODTÜ'nün verilerinde durum ne? Yurt içi verilerinde de parlak bir durum söz konusu değil. ODTÜ'nün takip ettiği URAP sıralamasında da bu gerileme net bir şekilde görülüyor. URAP listesinde 2015 yılında 575. sırada yer alırken 2021 yılında neredeyse tam iki katı bir düşüşle 1096. sıraya gerilemiş. 2015 yılında URAP listesinde 575 sırada yer alan Boğaziçi, 2017'de 612'ye, 2017'de ise 671. sıraya gerilemiş. İlginç olanı gerilemenin artan bir hızla devam etmesi. 2018 yılında 699, 2019'da ise 809. sırada yer almış. 2020 yılında 1019. sırada kendine yer bulan Boğaziçi, 2021 yılında ise 1096. sıraya gerilemiş. Başka Boğaziçi yok. Hacettepe'nin Ottü'nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bir dönemde Boğaziçi ciddi bir gerileme içinde. Beni asıl üzense bu. Bu yüzden Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor. Başta Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri olmak üzere işin bir de bu yüzüne bakalım. Çünkü başka boğaz içi yok. Kılıçdaroğlu'nun sorunu hangisiyle? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa demokrasiyle mi tam anlamış değilim. 15 Temmuz'da darbe oldu. Kılıçdaroğlu kontrollü darbe dedi. Darbe yapan FETÖ'yü değil. Darbeyi püskürten Erdoğan'ı suçladı. Sözde Cumhurbaşkanı dedi. 15 Temmuz'da darbe oldu, 5 gün sonra OHAL ilan edildi. Türkiye'nin geçmişinde zaman zaman sıkı yönetim ve OHAL ile yönetilmesine İnönü, Ecevit, SHP ve CHP dönemlerinde sıkı yönetim ya da OHAL ilan edilmesine rağmen Kılıçdaroğlu asıl darbe 20 Temmuz'da yapıldı dedi. Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimlerinde kendisinin iki katından fazla oy alıp 26 milyon vatandaşın oyuyla Cumhurbaşkanı seçildiği halde sözde Cumhurbaşkanı dedi tehlikeli Kenan Evren benzetmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin darbe anayasası ile yönetilme ayıbına son vermek için yaptığı yeni anayasa teklifine ise Kenan Evren'in kafasından senin ne farkın var diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ya darbenin, darbe lideri Kenan Evren'in ne olduğunu bilmiyor ya da milli irade ile bir sorunu var. Çünkü milli iradenin ürünü olanlarla darbe ürünlerini birbirine karıştırıyor. Bu muhalefet de anayasa zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısında bulundu ama bu muhalefette yeni bir anayasa yapılması mümkün değil. Dün Akşenerli Kılıçdaroğlu'nu izledim. Himalaya dağları bize ne kadar uzaksa muhalefet AK Parti ile yeni bir anayasa yapmaya o kadar uzak. Muhalefetin ortak anayasa platformu. Muhalefet partilerinin görüşme trafiğinin temelinde yeni anayasa çalışmaları vardı. Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme esas alan yeni anayasa için muhalefetin ortak bir platform oluşturulması için çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi mi dediniz? Yeni anayasanın püf noktasını cumhurbaşkanlığı seçim sistemi oluşturuyor. Çünkü bu ülkede darbeler cumhurbaşkanı olmak için yapıldı. Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesiyle birlikte vesayet odaklarının müdahale imkanı ortadan kaldırılmış oldu. Muhalefetin parlamenter sistem önerisinde ise tekrar eskiye dönülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden örnekler. Eski demek ne demek? Birincisi, Profesör Doktor Ali Fuat Başgil Cumhurbaşkanı adayı olduğunda 27 Mayısçılar onu başbakanlığa çağırıp boş mezar yerleri hazır diye tehdit edip adaylığını çekmesini ve Ankara'yı terk etmesini istediler. Başgil değil Ankara'yı, Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. İkincisi, 12 Mart'ta Faruk Güller'in Cumhurbaşkanı seçilmesi için meclisin üzerinde jet hızını aşan uçaklar uçuruldu. Ecevit Kuliste yürürken generaller omuz atıyordu demişti. Üçüncüsü Demirel 12 Eylül darbesi Kenan Evren'i Çankaya'ya çıkarmak için yapıldı dedi ama çok kanaktı. Dördüncüsü Abdullah Gül mecliste Cumhurbaşkanı seçildiği halde 367 kararı ile iptal edildi. Aynı gün 27 Nisan E-Muhtırası verildi. Beşincisi önceden Cumhurbaşkanı seçerken asker ne der deniliyordu. Şimdi ise millet kimi seçer diye soruluyor. Bu bile başlı başına bir devrim.